Ne var anne, ne oldu? Amerika'ya gitmiş, bizi bırakıp kaçmış resmen. Anneciğim, acil Amerika'ya. Sonra arayacağım Pınar. Babama iyi bak. Başka bir şey var mı? Hayır. 150 lira. Yani daha alışamadım 150 da. 150 milyon. Sağ olun. İyi akşamlar. Ne zaman buldun bunu? Şimdi. Ama Pınar akşamüstü çıktı. Anne tamam, sen merak etme. Her şeyi halledeceğim. Merak etme. Sessiz olun. Dedeniz uyuyor. Hadi kızım, araba bekliyor. Dede, benim gitmem gerek, ne olur. Neden? Nedenini söylersen elimle yolcu edeceğim seni. Neden anlamıyorsun dede? Benim orada bir hayatım var. Burada da ailen var. Olman gereken yer burası. Üstelik bu uçarılıkla binlerce kilometre uzağımızda olmanı istemiyorum. Dede dur. Lütfen bırak gideyim. Hepimizin hayatını kontrol etmekten vazgeç artık dede. Pınar yürü, bunları evde konuşuruz. Gelmiyorum. Anlamıyor musun dede? Gelmiyorum. Pınar. Rahat bırakın beni. Pınar. Ne yaptık kızım biz sana? Bir haber bile vermeden çekip gitmen için ne yaptık sana? Dur Pınar. Hala kapalı. Kahretsin. İyisin değil mi? İlacını aldın mı? Ben iyiyim. Sen kendine dikkat et. Tansiyonun çıkacak şimdi. Allah'ım yarabbim ya. Ah Pınar ah. Mehmet. Havaalanını arayıp uçağı soralım mı kalkmış mı diye. Daha uçak kalkmadıysa alır geliriz. Nerede bu telefonların yazılı olduğu defter? Şurada. Al oğlum. İyi geceler. Bu gece New York'a kaçta uçağınız vardı acaba? Hı. Kalktı mı peki? Teşekkür ederim. Ne olmuş? Kalkmış mı? Neredeyse bir saat önce. Şşş, yavaş ol oğlum. Babam uyanacak şimdi. Bana bile haber vermedi ya. Belki gerçekten acil bir şey olmuştur. Bekleyelim. Arar mutlaka. Olmadı. Yarın ilk uçakla giderim Amerika'ya artık. Böyle apar topar gittiğine göre bir şey oldu kesin. Sabah babama ne diyeceğiz? Bilmiyorum. Neden böyle yaptı hala aklım almıyor. Onun işlerine akıl ermiyor ki. Deli bozuk. Dedesi göndermeyecek sandı galiba. Ah Pınar ah. Yine yaptı. Ben dedim ona azıcık bekle diye. İlaçlarıma bakayım diye inmiştim. Birden ışığı şey deyince rahatsız mı ettim?
gelemiyorum. Tamam, sonra konuşalım. Bakıyorum gideceğini bize haber vermiyorsun. Ama başkalarına veriyorsun. Siz de uykusuz kaldınız. Bir haber olursa ben sizi kaldırırım. Yok yok, ben iyiyim Şeref kızım. Bakarsın bir yararım olur. Babam odasında yok. Emin misin Ahmet? İyice baksaydın. Bahçeye çıkmıştır. Hava almaya. Görürdük o zaman. Geldi mi üst üste gelir. Kul bunalmadan hızlı yetişmezmiş. Hadi arayalım. Belki de Pınar'la birliktedirler. Soda kâr etmedi galiba. Sana bir de kahve söyleyelim. Duymadın mı kızım, uçak çoktan kalkmış. Şimdi şu kapıdan birlikte girerlerse çok gülerim. Herkese iyi geceler. Aa. Ah, ah kızım, ah aklımızı çıkarttın. Nerelerdesin yavrum? Niye alıp başını gitmeye kalktın? Hepimiz deliye döndük. Bir de sen başlama anne, ne olur. Tamam kızım, sabah konuşursunuz. Hadi odana çık. Siz durun. Biraz külahını önüne koyup akı karayı düşünsün küçük hanım. Mehmet. Her şey tatlıya bağlandığına göre hepinize Allah rahatlık versin. Size de. İyi geceler Sofia kadın. Sabah görüşürüz, iyi uykular. Baba. Hı? Yatmadan bir konuşalım. Neler oluyor? Evet baba. Nerede buldunuz? Nerede bulduğum değil. Bu duruma nasıl geldiği önemli. Peki sordunuz mu baba? Neden böyle aniden gitmeye karar vermiş? Bana mı soruyorsunuz? Benim size sormam lazım. Tövbe tövbe. Sorduk söylemiyor. Aklınca kendi başına halledecek. Bir fırsat versek. Belki çocukça bir şeydir. Kendi başının çaresine baksa. Her zaman yanında olamayız ki. Ben bir konuşayım önce. İşin aslını öğreneyim. Kesin büyük bir belaya bulaştı. Acelesinden belli. Ne yapacağız peki baba? Kızı saldın çayıra. Kurt kapmasın diye çareyi bende arıyorsun gelin. Bizim zamanımızda anneler her şeyi bilir. Babalar sadece severdi. Bense 70'inde hafiyelik yapıyorum. Ne atlar yediğini öğreninceye kadar gözünüzü üzerinden ayırmayacaksınız. Sözlerim anlaşılıyor herhalde değil mi gelin? Müsaadenizle babacığım, ben bir aşağıya ineyim. Bir bakayım Pınar nasıl? Evet, daha fazla yalnız bırakma. Ben de geleceğim şimdi. İyi. Bir de sen konuş bakalım. Belki sana dökülür. Baba. Şu son bir ayda benim için çok şey değişti biliyorsunuz. Evde olunca düşünecek çok fırsatı oluyor insanın. Bazı şeyleri yanlış yaptığımıza karar verdim. Yani demek istiyorum ki aslında... Ne istiyorsan kısa söylesene evladım. Ben herkesin kendi kararını kendisinin vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Pınar gitmek istiyorsa bırakalım gitsin. Kendi sorununu çözecek kadar akıllı bir kızdır o. Ben böyle düşünmüyorum. Artık kocaman oldular baba. Ben kızımın kararına saygı duyuyorum. Bana gereksiz yere fazla sahipleniyormuşuz gibi geliyor. Ben de seni böyle yetiştirdim. Hata mı ettim? Onu mu söylemeye çalışıyorsun bana?